أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nevevi Hazretlerinin 40 hadis isimli hadisi şerifindeki hadis kitabından hadis-i şeriflerle beraber oluyoruz. Nasip olursa bugünkü hadis-i şerifimiz 14. hadis-i şerifimiz. Hadis-i şerifimize başlamadan önce bir hususun altını hasreten çizmek isterim. İmam Nevevi Hazretleri meşhur eseri Riyazu Salihin örneğinde olduğu gibi burada da bu 40 hadis demetinde de hadisi şerifleri seçerken çok ciddi bir arka plan çalışması, mutfak plan çalışması yapmışlar. Bir müminin efendim hadis-i şerifleri böyle okuya kişiliğini, kimliğini inşa edeceği şekilde hadis-i şerifleri seçmişler. Zaten bu hadis-i şerifler birçok hadis kaynaklarımızda, güvenilir hadis kaynaklarımızda yer alan hadis-i şerifler. Alimlerin önemi nedir? Alimler hangi hadis-i şerifi, nerede, nasıl kullanacaklarını iyi seçmeleri açısından önemlidir bizim için. O yüzden buraya kadarki seçilen hadisler ve bundan sonraki okumaya çalışacağımız hadis-i şerifleri de bizim hayatımızdaki boşlukları doldura doldura gitmemizi sağlayacak hadis-i şeriflerdir. Cenab-ı Hak yönüne de İmam Nevevi Hazretlerinden, hadis ulemamızdan ebeden daimen razı olsun inşallah. An İbni Mes'udin radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan hadis-i şerifimiz rivayet ediliyor. O Allah Resulü aleyhisselamın şöyle buyurduğunu ifade etmişler. La yahillu demumri'in muslimin. Müslüman bir kimsenin kanı helal olmaz. İlla bi ihda selasin. Şu üç kişiden birisi hariç, yani şu üç sınıftan birisine dahil olanların dışında Müslümanın kanı haramdır. Müslümanın kanı dökülemez. Es-seyyibu zani. Zina eden efendim muhsan kişi diyor şerhinde, muhsan. Yani zina eden evli kimse. Bunların kanı nedir? Bir İslam devleti olduğu takdirde o fıkıh kitaplarımızda detayları, işte 4 tane adil şahit olacak, hepsi aynı onların bu suçu işlediğine dair aynı ifadeleri verecekler gibi o şartları yerine getiren zinakar kimse devlet tarafından ne yapılır? Rejim edilir. Ve nefsü bin nefsi, kasıtlı olarak bir insanı öldüren kimse açıkça katildir ve onun katli ilk etapta karşılığı kısas edilmesidir. Kısas. Kısas nedir? Açık, aleni planlayarak, şimdi bizim ceza kanunumuzda da var bu, planlayarak taksirle adam öldürme, yani kasıtlı olarak bir adamı zevki için, keyfi için, menfaati için öldürüyorsa, eğer o öldürülen kimsenin yakınları diyet kabul etmezlerse bu kimse ne yapılır? Öldürülür. Dinimiz hem kişinin hem de toplumun haklarını koruma adına böyle bir sınır, böyle bir çizgi çizmiştir. وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاةِ. Topluluktan, İslam topluluğundan ayrılan ve dinini terk eden kimse, bunları elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışacağız. Buna ne deniyor din literatüründe? Mürtet deniliyor. Mürtet. Bir kimse mürtet olduysa, ki bunun şartlarını ifade edeceğim inşallah, bu kimse öldürülür. Bunların kanı helaldir. İmam Buhari ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, sahihayında böyle bir hadis-i şerif yer alıyor. Şimdi bu hadis-i şerifin başka rivayetleri var tabii ki. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, bir kimse Allah-u Teala'dan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma inanan Müslümanların kanı helal olmaz. Fakat şu üç sınıftan birisine giriyorsa bunların kanı helaldir. İşte bunlar da şunlar şunlardır, bunları saymış. Şimdi dinini terk eden adam neden öldürülür?
Dinini terk etmesi, yani dinden dönme özgürlüğü yok mu bir adamın? Bir adam Müslüman oldu, tamam abdest, namaz, her şeyi yapıyordu. Ama ben diyor dinimi terk etmek istiyorum, tekrar Hristiyan olacağım, Yahudi olacağım, başka bir dine inanacağım diyemez mi yani? Bu adamı biz gördüğümüz yerde öldürecek miyiz? İşte mürtet dediğimiz, öldürülmeyi hak eden dini terk etmesi artı İslam dininin aleyhinde, Müslümanların aleyhinde bizim sırlarımızı, zayıf noktalarımızı gidip de bir Hristiyana, Yahudiye, işte ne bileyim Mecusiye, Budiste, ya şuradan girin, bu adamları buradan vurursunuz, bunların zayıf noktası burasıdır diyorsa öldürülmesi gereken adam budur. Yoksa bir adam Hristiyandı, Müslüman oldu, tekrar Hristiyanlığa dönmek istiyor, dönebilir. Biz ona bir şey diyemeyiz. Adam diyorsa ki ben illa cehenneme kütük olmak istiyorum diyorsa öyle bir özgürlüğü var adamın. Ama Müslümanların, İslam toplumunun efendim sırlarını, zaaf noktalarını, onlara zarar verecek şeyleri gidip de başkalarına anlatıyorsa dinimiz o adamın önünün kesilmesini emretmiş bize. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Ben insanlarla, bu insanlar Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür deyinceye kadar, namazı kılıncaya, zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum buyuruyor. Buradaki savaş nedir? Siz bir beldeye varırsınız, onlara dersiniz ki Müslümanlara itaat edin. Eğer itaat ederlerse herhangi bir savaş olmadan oraya elde edersiniz. Evet. Onlar güvenliklerinin sağlanması karşılığında Müslümanlara cizye verirler ve buna mukabil dinlerini, örflerini, adetlerini, dillerini, her şeyini yaşamakta serbesttirler. Ha yok, savaşla orayı alırsanız artık savaş hukuku bundan sonra geçerlidir. Ama Müslümanlar hakkı ve adaleti sağlayacak bir konumda olmalılar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin dışında hakkı ayakta tutacak, adaleti ayakta tutacak herhangi bir sistem yok. Efendim bugün Batı'da, Amerika'da, ne bileyim şurada burada işte şu yönetim sistemleri var. Bak adamlar çok adil. Peki böyle adil olduğunu söylediğimiz güya dünyanın en büyük devleti Amerika, 1960'lı yıllarda Amerikan tarihinin, ülke tarihinin en uzun süreli elektrik kesintisi oluyor. 24 saat ülke genelinde elektrik kesiliyor. Ülkenin ekonomisinden daha büyük miktarda hırsızlık yapılıyor. Allah 24 saat içerisinde. Hani bu adamlar adildi? Hani bu adamlar efendim işte kendilerince bir sistem yapmışlar, devam ediyorlar. Demek ki tepelerinde bunların kanunlarla, yönetmeliklerle tavizsiz bir uygulama var. Bu ortadan kalktığı an esas yüzleri, vahşetleri ortaya çıkıyor. Bugün Kuzey Afrika'yı, Güney Afrika'yı, İslam coğrafyasını, hala Hindistan'ı, Pakistan'ı sömürerek oradaki insanların emeğini, yerin altındaki servetleri vesaire efendim sömürerek efendim biz adaletten yanayız filan. Geçin onları. Adalet sadece Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek, yasaklarından sakınmakla mümkün olur. Bu da ancak Müslümanların yönetimde söz sahibi olduğu durumlar için geçerlidir. Şimdi bu zina eden kadın veya erkeği kapsayan Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesinden de biraz bahsedelim. Zina eden her erkek, her kadın recm edilmez. Efendimiz Aleyhisselam döneminde tek tük de olsa böyle recm edilmiş kadınlar, erkekler var. Hatta bir kadın Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor biliyorsunuz. Ya Resulallah ben zina ettim, beni temizle buyuruyor. Yani günahımın cezası ahirete kalmasın. Efendimiz buyuruyor ki git çocuğunu doğur gel. Kadın çocuğunu doğuruyor, beni temizle ya Resulallah diyor. Efendimiz diyor ki git çocuğun sütten kesilsin, ondan sonra gel. Yani Efendimiz bu cezayı mümkün olduğu kadar uygulamak istemiyor. Çünkü yani bir ölüm bu, şaka değil. Evet. Kadın olsun, erkek olsun. Evliyse, dört şahit varsa Kur'an-ı Kerim'de buna işaretler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamaları var. Daha sonra İslam tarihi içerisinde de bu konuyla alakalı, ilgili çok az da olsa örnekler var. Osmanlı'da da var, Selçuklu döneminde de var ama çok az. Neden? Çünkü insanlar biliyor ki bu şartlarda kim zina ederse, ister kadın olsun ister erkek olsun, hem kendi açılarından, aileleri açısından, hem de toplumun ıslahı, irşadı,
efendim toplumun adalet üzere, yani soy, sop, nesep bunlar karışmadan toplum sevk ve idare olsun, bunları devam ettirebilmek için o şartları taşıyan insanlar zina ederse öldürülecekler. O yüzden caydırıcı bir ceza olarak bu ceza orada duruyor. Şimdi milyonlarca, milyarlarca Müslüman gelmiş geçmiş, belki toplasanız 10 tane, 20 tane rejmedilme hadisesi olmamış. Bir defa İslam'ın zinaya giden yolları kapatması ve bütün meşru daireyi çok geniş tutmasına rağmen, efendim işte evlilikleri var, çoluğu çocuğu var, ekonomik gücü var, o tarafa giden yollar kapatılmasına rağmen, efendim hala o ısrar, günahı yapmakta ısrar edenler, kendilerini ve toplumu böyle tabirin mazur görün bir dinamit koyup da patlatmaya çalışanları elbette ki takdir edersiniz ki İslam ne yapmıştır? O yolu kapatmıştır. O yüzden bir defa bu saydığımız cezaların şahsi olarak verilemeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Yani bir adam dininden döndü, ben onu bir yerde hesabına getirdiğim zaman öldüreyim. Bu şahsi olarak bizim görevimiz değil. Kimin görevidir? İslam devleti vardır. O dininden dönen ve Müslümanların aleyhinde çabalayan, sırlarını veren kim varsa onu yakalar ve gereğini yapar. Zina yapan kadın ve erkek var. Ya şu bizim mahallede işte söylüyorlar, şurada zina yapan kadın erkek var. Kendi adaletimizi kendimiz tesis edemeyiz. O da ayrı bir hata. Yanlış olur. Hani bazen böyle Allah kimsenin başına vermesin. Kan davalarını, namus davalarını görüyoruz. Herkes kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıyor. Ne oldu? Bir o aileden, bir o aileden, onun babası, onun dedesi, yüzyıllarca süren, evet, efendim, o aileleri de toplumu da perişan eden bir yara kanamaya başlıyor. Bu böyle olmaz. Ne yapalım hocam şimdi? Böyle bir hadise oldu. Adam kasıtlı olarak birini öldürdü. Biz elimiz kolumuz bağlı mı duralım? Durmayalım. Hakkımızı arayalım. Kanuni yollarda ne yapılacaksa yapalım. Cezasını bulursa bu dünyada bulacak. Bulmazsa ahirette bulacak. Ne yapalım? Rabbimiz kimseyi böyle ağır imtihanlarla imtihan etmesin. Amin. Burada bir hususun daha altını çizelim. Bir insan kasıtlı planlayarak birini öldürdü. Efendim işte falanca güç, filanca güç geldi dedi ki biz seni ailenin adına affediyoruz. Böyle kimsenin aile adına affetme hakkı yoktur İslam'a göre. Şimdi mesela şehitlerimiz geliyor değil mi? Adam aleni açıkça askerimizi, polisimizi öldürmüş. Falanca kurum, kişi neyse gelmiş ben seni affediyorum. Nasıl affediyorsun kardeşim? O öldürülen kimsenin, mazlum olanın bir defa bu işin bir yolu yöntemi var. Ya adama kısas uygulanacak, o da öldürülecek. Veya aile diyeti kabul edecek, efendim öldürülen kişinin kanına bedel olarak o diyetle o kişi kurtulabilir. Ama buna kim karar verecek? O öldürülenlerin, öldürülen kişilerin en yakınları efendim buna karar verecek. Şimdi ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allahu Ekber. Bak insan İslam'da bu kadar değerlidir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı yaşatan, yaşamasına vesile olansa, bütün insanlığı ihya etmiş, bütün insanlığı efendim diriltmiş gibi olur. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Ya Ali radıyallahu anh, kerremallahu veçhe, bir insanın senin elinle hidayet bulması, şu dünya ve içindeki her şeyden senin için daha hayırlıdır buyuruyor. O yüzden şimdi buradaki caydırıcı cezalar olarak sıralanan, efendim işte İslam mürtedi öldür demiş yani, İslam canilik dinidir, haşa. Efendim zina eden kimseler, şartlarını taşıyan kimseler öldürülsün demiş. Ya böyle canilik olur mu? İşte hapsetseniz, öldürmeseniz veya adam aleni kasıtlı olarak birini öldürüyor. Efendim biz idamı kaldıralım, onu öldürmeyelim, bunu işte vazgeçelim. Böyle İslam 15 asır öncesine hitap eden bir dindi filan diyerek Rabbimizin emirleriyle, yasaklarıyla böyle özür dileyerek söylüyorum ama alay eder gibi, onları hafife alır gibi cümleler bize yakışmaz. Çünkü bu ilkeler caydırıcı olarak bulunmadığı zaman toplumda kaos ve kargaşa olur. Başımızda yok mu şu anda? Efendim işte kadın kadına, erkek erkeğe bir garip, daha da bilemediğimiz nasıl bir, çok özür dileyerek söylüyorum, münasebetler varsa bunu insan hakları diye bize lanse ediyor adam.
Öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi psikologlarımız diyor ki erkek kadınla, kadın erkekle bunların dışında bir münasebet kurmak istiyorsa bunların psikolojik olarak rahatsızlıkları var. Bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü insanda erkeğin de kadının da yapısı belli. Bunun dışında başka yönelimler varsa bu bir hastalık yani. Bunun tedavi edilmesi lazım. Ama o kadar çok sesleri çıkıyor ki yani İslam haklı olduğu halde, Müslümanlar haklı olduğu halde biz böyle seyrediyoruz uzaktan. Adamlar hem suçlu hem güçlü hesabı. Şimdi Allah korusun. Kendi çoluğumuzu, çocuğumuzu böyle bir şeylerle düşünebiliyor muyuz? Hayır edebiliyor muyuz? O zaman o kötülüğe giden kapıları kapatacak, böyle caydırıcı cezalar asıl adalete uygun olan, Rabbimizin rahmetine uygun olan, insanın fıtratına uygun olan budur kardeşim. Ha bizim inancımız, dinimiz, ilerleyişimiz, kabulümüz budur. Ya beğenen gelir, bunun içerisinde yaşar, beğenmeyen de neyi beğeniyorsa gider orada yaşar. Rabbimiz hepimize dünya ve ahiret mutluluğu sağlayacak. Efendim emir ve yasaklarına riayetle bir ömür geçirmeyi nasip eylesin. Rabbimiz böyle bildiğimiz bilmediğimiz, görünen görünmeyen, semavi arazi her türlü felaketlerden, büyük imtihanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarlarımız, kundaklarda sarılı yavrularımız hürmetine yerden ve gökten bildiğimiz bilmediğimiz her türlü rahmetlerini bizlere lütfeylesin, ihsan eylesin, kerem eylesin. Bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz bırakmasın inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirri suretil Fatiha.